Tabii. Bak Urfa'da Atatürk evet. Barajı devlet kendi imkanıyla yapmışlar. Evet. Orada devlet başı 150 milyon alıyor. 150 bin lira. Burada biz kendi imkanımızla 2 trilyon kuyuya veriyoruz. Evet. Hep imkanıyla şey ediyoruz her kuyuya. Ben de geçen sene Kürve Cuma gibi ben 149 milyar faturamı 10. ayın 15'inde ödedim. Kuyumu kapattım. Şimdi bana 1,5 milyar borç çıkartmış. Ben bir senedir avukat tutmuşum, küfür çıkaramıyorum. İşte bu helalet değil. Millet duysun. Peki basına sorduğumuz burada... Urfa bölümde, 150 bin lira alıyor. Biz bölümde 1 milyar vereceğiz. Gelsin her kuyunun sağlam işini ama bağlasın devlet. Burada bir şey çok konuştum, çok özür dileyerek söylüyorum. Sizin burada bulunmanız, sizin bu desteği vermeniz bizi gerçekten onur etti. Çok sevindik, çok mutlu olduk. İstiyoruz ki diğer parti temsilcileri de böyle bu şekilde bizimle gelip bu şekilde bir diyalog kursunlar. Eyvallah. İstiyoruz yani. Muhtarım ben bu mesele bu işler partiler üstü bir meseledir. Bu halkın sorunudur. Halkımız, insanlarımız, çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız desinler burada bir program var. Biz hazırız. Geliriz her kendimize. Her şeyimiz hiciz koymuş. Hazırız biz yani. Tek. Her şeyimiz hiciz koymuş. Mücadele etmeliyiz. İnsanlar bir araya gelmeli. Onlar zaten ayrıştırarak bu işi yürütüyorlar. Peki Malavu abi sağ ol. Katılımınız için teşekkürler. Duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız konuyu detaylı bir şekilde burada anlattılar. Biz Urfa'dayız. Urfa'nın en büyük ilçesi Siverek'teyiz. Urfa aynı zamanda Türkiye'nin 3. büyük tarım şehridir. %4.9 tarım arazisini kendi coğrafi sınırları içerisinde barındırmaktadır. Elbette ki DEDAŞ sorunu, enerji sorunu, su sorunu bugün ortaya çıkan bir sorun değildir. Yıllardır bu ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan 3. büyük tarım şehri olan Urfa büyük sorunlarla boğuşuyor. Söyledik. Ülkenin %4.9 tarım arazisini kendi bünyesinde barındırıyor. Tabii ki bu sorun aynı zamanda Urfa'nın sorunudur. Aynı zamanda halkımızın sorunudur. Aynı zamanda bir tarım sorunudur. Aynı zamanda 21. yüzyılda temel ihtiyaç olan enerji sorunudur. Bu sorunu çözmeliyiz. Bu sorunun çözümünün yol ve yöntemleri vardır. Buradan çağrı yapacağız. DEM Parti adına çağırıyoruz. Bu şehrin 14 tane vekili vardır. Bir araya gelmelidir. Bu şehrin büyük şehir dahil 14 tane belediyesi vardır. Bir araya gelmelidir. Bu şehrin bir valisi, 13 tane kaymakamı var. Mülki idare amiri bir araya gelmelidir. Ne için bir araya gelmelidir? Bu şehrin adeta kangrenleşen bir toplumsal mesele haline gelen enerji ve sulama sorunu çözmek için bir araya gelmelidir. Bizim çağrımız elbette ki demokratik, meşru, yasal tepkilerdir. Siverek halkı, Urfa halkı bu haksızlığa dur demelidir. Sadece popülist söylemlerle olmuyor, dayanışmayla, yan yana gelmekle oluyor. Bir an önce DEDAŞ'ın yaptığı bu zulme, bu hakarete dur diyoruz. Kısaca benim belirteceğim bunlardan ibarettir. Basına ve kamuoyuna 2013 yılında öz eleştirilmesinden beri kentsel ve kırsal alanda elektrik dağıtımında tek enerji sağlayıcısı olan DEDAŞ sürekli enerji kesintisiyle fahiş fiyatta fatura bedeliyle çiftçilerimizin hesaplarına bloke el koymasıyla ekonomik sıkıntılar yaşayan halkımız için büyük sıkıntı olmuştur. Biz Siverek DEM Parti örgütü olarak halkımızın yanında yer alacağımızı belirtiriz. Siverek DEM Parti ve DBP ilçe örgütü olarak Türkiye'nin %20'sine elektrik sağlayan bölgemizde
köylerimizin elektriksiz kalmasına karşın susmayacağımızı belirterek bu bağlamda elektrik kesintilerin bir daha yaşanmaması için bir an önce halkımızı mağdur etmeden elektrik direkleri, kabloların ve trafoların bakımı ve yenilenmesinin yapılanması, kaçak kullanılıyor bahanesiyle elektrik kesintilerine son verilmesi konusunda TEDAŞ'ı uyarıyoruz.